Teknoloji ve finansa devam ediyoruz efendim. Türkiye'nin finansal teknoloji alanındaki çalışmalarını konuşacağız. Konuğumuzla birlikte konuğumuzsa Fintiyar Açık Bankacılık ve Fintech Çalışma Grubu Başkanı Sinem Cantürk bizlerle birlikte. Sayın Cantürk hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Çok teşekkür ederiz. Evet, finansal teknoloji alanını konuşacağız. Aslında baktığımızda pandemi sürecinde bu alan çok daha fazla hız kazandı. Buna ilişkin birçok startupları da gördük, girişim hikayelerini de gördük ama nasıl bir süreçten geçti finansal teknoloji alanı? Değerlendirmelerinizi alalım. Teşekkür ediyorum öncelikle davet için. Yani tabii aslında pandemi neleri değiştirmedi ki diyelim. Her şeyi değiştirdi. Fintech ve finansal sektörler de bunların başında geldi. Şöyle söyleyebilirim. Bence pandemi sürecinin en büyük değişikliği herhalde birazcık tüketici alışkanlıklarını ve de müşteri beklentilerini değiştirmiş olması diye gözlemliyorum ben. Çünkü çok uzun senelerdir bu konuştuğumuz dijitalleşme sürecini çok hızlı bir şekilde yaşadık. Yani bir anda hepimiz bütün jenerasyonlar, sadece Z ya da Y jenerasyonu değil, bütün jenerasyonlar, müşteriler, tüketiciler bu dijitalleşmeyi her alanda yaşadılar. Bununla paralel mobil uygulamalar ve mobil kullanımların bir kere çok büyük bir seviyede arttığını gördük. Hatta belki bir iki örnek sayı da paylaşabilirim. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde çok büyük bir patlama oldu. Hatta patlama demeyelim. Şöyle de konuya yaklaşmak lazım. Farklı bir alternatifimiz kalmadı özellikle birkaç ay boyunca. BKM yani Bankalarası Kart Merkezi'nin istatistiklerine, sayılarına baktığımızda Nisan ayında internet üzerinden yapılan kartlı harcamaların toplam tutarının toplam tutar arasındaki payının %24'e ulaştığını, yani 4'te 1'inin internet üzerinden yapılan harcamalar olduğunu görüyoruz ve bu bir rekora imza atmış anlamına geliyor aslında. Bu anlamda baktığımızda tabii fintechler çok büyük bir pazara ulaşma imkanı yakaladılar. Daha önce mobil uygulamalar kullanabilir miyiz? Acaba bir tip uygulamalarda herhangi bir risk var mı diye yaklaşıyorduk. Ama bu dakikadan sonra bu uygulamaları kullanmak belki de bir ihtiyacı hizmet noktasına geldi. Ve gene bir başka sayıyla katma değer sağlamam gerekirse fintech uygulamalarının yaptığımız araştırmalara göre kullanımının %72 oranında arttığını biz gördük bu pandemi sürecinde. Evet. Günün sonunda şunu söyleyebilirim. Pandemi süreci diğer sektörlere nazaran fintech sektörünü çok pozitif ve kullanımlarını arttıracak bir noktaya taşıdı kesinlikle. Kullanım anlamında elbette büyük sıçrama yaşadı ama biraz da şirketler açısından baktığımızda aslında artık birçok kurum bu noktada yatırımlarını gerçekleştiriyor. Yani teknoloji odaklı yatırımlar gerçekleştiriyorlar. Birçok örneğini de görüyoruz ama sizce bu sürdürülebilir mi ve bundan sonraki süreçte bu alışkanlık devam edecek midir? Çok güzel bir soru hakikaten. Yatırımlar bizim de tabii KPMG olarak da küresel anlamda uzun süredir takip ettiğimiz bir alan. Pulse of Fintech diye bir araştırmamız var. Küresel bir araştırma. Her çeyrek son durumu ve fintechlere yapılan yatırımları analiz ediyoruz. 2019 sonuçlarına biz baktığımızda 7.77 milyar dolar bir yatırım hacmi ile geçtiğimiz senelerin rekor seviyesine ulaşmıştı. Ve tabii ki çok güzel bir değerdi ve tabii pandemiden önceydi. Beklentimiz de bu katlanarak artan yatırımların önümüzdeki dönemde de gene katlanarak devam edeceği yönündeydi. Ama şu andaki istatistiklere baktığımızda bu sene itibariyle yatırımlar 5.78 milyar dolarda kalmış noktada küresel anlamda konuşuyorum. Yani geçtiğimiz sene 7.77 olan şey bu sene 5.78'e gerilemiş noktada. Ama burada birazcık hani ne diyelim enseyi karartmamak lazım. Çünkü biraz önce bahsettiğim bu artık tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve pandeminin bizi sürüklemiş olduğu diyelim, o dijitalleşmenin son noktası, fintechlere yapılan yatırımların evet belli bir düşüş yaşamakla birlikte asla son noktaya gelmeyeceği görüşünü bizde oluşturuyor. Ama yatırımların birazcık şekil değiştirmesini bekliyoruz. Ne demek istiyorum? Fintech yatırımları ana hatlarıyla iki alanda yapılıyordu. Bir erken aşama dediğimiz, yani biraz daha böyle bebek modundayken o şirketleri bulup keşfedip o erken aşamada yatırımlar
Bir başka yatırım alanı da biraz daha olgunlaşmış, ayağı yere basan, piyasada tanınan fintechlere yapılan yatırımlardı. Pandemi sonrası biz bu yatırımların özellikle erken aşama noktasında olan yatırımlar anlamında birazcık sekteye uğrayacağını, çünkü erken aşamadaki fintechlere yatırım yapılması tabii ki doğal olarak biraz daha risk içeren, biraz daha konservatiflikten uzak bir yaklaşımdır. Dolayısıyla erken aşamaya yapılan yatırımların biraz daha durağan bir döneme gireceğini, ama bunun yanında özellikle ödeme hizmetleri alanındaki finansal teknoloji şirketlerine yapılan yatırımların ise çok büyük bir payda da devam etmesini öngörüyoruz önümüzdeki dönemde. Yine bunu destekleyecek belki yine ufak bir bilgi verebilirim. Yine yaptığımız bir araştırmada şunu sorduk. Yani eğer bu yatırımlar belli bir müddet sekteye uğrarsa ya da işte erken aşama yatırımlar azalırsa siz hayatınıza devam edebilecek büyüklükte misiniz, olgunlukta mısınız dedik fintech şirketlerine. Bence çok kendimizi güvende hissedeceğimiz bir cümle kurdular. %25 oranında harcamalarımızı aşağı çektiğimiz durumda %50, yani yarı yarıya düşse bile gelirlerimiz, biz önümüzdeki 18 ay boyunca sermaye ve gelir anlamında bir sıkıntı yaşamayacağız dediler. Bu da bence fintech sektörünün aslında göründüğü kadar da kırılgan olmadığını bize gösteren bir şey oldu. Evet, finansal teknoloji alanı aslında başta bahsettiğimiz konuya geliyoruz. Elektronik ticaretin bu süreçte hızlanması, tabii bu noktada finansal teknoloji, yani ödeme sistemlerinin de kullanımı, çok hiç kullanmayanların bile bu noktada aslında daha fazla kullandığına şahit olduk, ama var mıdır bize verebileceğiniz örnekler? Yani önümüzdeki dönemde biz nelere şahit olacağız? Şimdi teknoloji çok hızlı gelişiyor elbette. Belki de az önce söylediğiniz konu, çok hızlı aksiyon alınmasıyla birlikte bu bebek olan projeleri daha sonra belki kabul edilmesi, ama neler göreceğiz önümüzdeki dönemde? İsterseniz buna direkt böyle bir regülasyondan da bahsederek yanıt vereyim. Çünkü çok yeni, bence fintechler için yeni bir oyun alanı da ortaya çıkaracak olan bir regülasyon yayınlandı. Merkez Bankası tarafından 21 Ağustos tarihinde, yani daha 10 gün bile olmadı. Bu regülasyon da şuydu. Türkiye'de ödeme hizmetlerinde TR kare kod kullanılması ve de üretilmesiyle ilgili bir regülasyon. Yani belki biraz daha İngilizcesi daha rahat bir hatırlatma yapabilir. QR kod olarak geçen, ama artık Türkiye'de de TR kare kod olarak regülasyonu yayınlanmış olan uygulamadan bahsediyorum. Yani biz artık kartlara ya da farklı bir paraya ihtiyaç duymadan TR kare kodumuzla ödeme yapabilecek ulusal standartlara artık sahip olduk. Bu bence çok önemli ve çok güzel. Tam zamanında, hani hazır bu temassız ödemeleri konuştuğumuz dönemde çok çok zamanında gelmiş bir regülasyon oldu Merkez Bankası tarafından. Belki birazcık hani izleyicilerimize bilgi vermek açısından bir iki öne çıkan noktasını paylaşabilirim diye düşünüyorum vaktimiz varsa. 21 evet. Ağustos'ta regülasyon hayatımıza girdi. Ve dedi ki eğer Türkiye'de bir ödeme hizmet sağlayıcısı bundan sonra kare kodla bir ödeme alternatifi müşterilerine sunmak istiyorsa, o zaman artık bu mevzuatın hükümlerine uygun bir şekilde altyapısını tamamlamakla sorumlu dedi Merkez Bankası. Ve bu altyapıyı ve de diğer birazdan bahsedeceğim şeyleri tamamlamak için de 31 Aralık 2021 tarihine kadar bir uyum süresi verdi. Yani gelecek sene sonuna kadar ödeme hizmet sağlayıcıları TR kare kod altyapısını yapmak ve de müşterilerine istiyorlarsa tabii ki sunmakla yükümlüler. Zaten hali hazırda bu hizmeti sağlayan birkaç ödeme kuruluşumuz vardı, ama hani benim de şahsen hep bir içimde soru işareti vardı. Çünkü bunun bir ulusal standartı yoktu. Bu hizmeti vermek isteyenler hep kendi standartları çerçevesinde bir kare kod üretiyorlardı. Bu da şahsen benim gibi biraz da sektörün içinde olan insanlar için hani acaba yeterince güvenli mi? Acaba hani belli bir standart dahilinde mi yapılıyor mu? Soru işaretini getiriyordu. Ama şu anda bunun bir ulusal standartı çıktı. Şimdi ben eğer bir ödeme kuruluşu olarak artık bir ödeme hizmet sağlayıcısı olarak bu tarz bir işlem yapmak istiyorsam bir TR kare koduyla yapmak zorundayım bu tarihten itibaren. Peki TR kare koduyla bu işlemi yapmak için ne yapmam lazım? Benim TR kare kod üretici koduna sahip olmam lazım. Yani her isteyen de ben bu işi yapacağım diyemeyecek.
Bunun için de BKM'ye, yani bankalarası kart merkezine bir talepte bulunmam gerekecek ve bana bir üretici kodunun verilmesini isteyeceğim. BKM bana bir üretici kodunu verecek firma olarak ve de en önemlisi, bence tüketiciler için de önemli bir şey, kendi internet sayfasında da benim adımı yayınlayacak. Yani ben bu şirkete bir üretici kare kodu verdim, bir nevi lisans gibi düşünebiliriz diyecek. Bu da benim için, yani müşteriler ya da tüketiciler bacağında, eğer bu web sitesinde tanımlı, o listede yer alan bir şirketse, o şirkette çalışma, o şirketin müşterisi olma anlamında bana çok büyük bir güvence sağlamış olacak. Ben bu şirket olarak, ödeme hizmet sağlayıcısı olarak bu üretim kodunu aldıktan sonra kendi altyapımı buna uygun hale getireceğim ve de işlemleri yapmaya başlayacağım. Gene mevzuatın bize getirdiği önemli bir yenilikle ödeme hizmet sağlayıcıları arasında da para transferinin önünü açmış durumda. Kare kodla para transferini. Ve eğer biz iki tane ödeme hizmet sağlayıcısının müşterileri olarak birbirimize kare kod kullanarak bir para transferi yapmak istiyorsak, bunun altyapısının da gene BKM tarafından kurulacağını ve bir kare kod yönlendirme sistemi hayatımıza gireceğini öğreniyoruz. Belki biraz daha net anlaşılabilir olması için şunu söyleyebilirim. Bir clearing house gibi, yani bir mutabakat merkezi gibi çalışacak. Aynen EFT'lerde, yani para transferlerinde yaptığımız gibi, kare kodla yapılan para transferlerinde de artık bu yönlendirme sistemi hayatımızda olacak. Yani Merkez Bankası'nın çok net bir şekilde hem müşterilerin güvenliğini, hem müşterilerin rahatlığını ve de bu tarz işlemleri yapmak isteyen ödeme hizmet sağlayıcılarının da standartlaşmasını ve de lisanslamasını kontrol altına alan bir mevzuatı hayatımıza soktu. Şimdi sorunuzun başına dönecek olursam, bu tarz regülasyonlar ya da bu tarz yeniliklerin önümüzdeki dönemde ben fintech'te çok büyük pazar payları yaratacağını ve de farklı oyun alanları hayatımıza sokacağını düşünüyorum, öngörüyorum. Peki, birçok yenilik elbette en önemli konu aslında güven konusuydu. Belki de buna ilişkin çalışmalar hız kazandı. Peki global taraftaki çalışmalara da bakacak olursak, Türkiye'nin çalışmaları çok değerli ama bu noktada nasıl ayrışabiliriz? Hangi alanlarda ön plana çıkabiliriz sizce? Çok güzel. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi böyle birazcık daha ödeme hizmetleri ya da fintech alanı Türkiye'de birazcık daha niş ve yeni kuruluyor dedik. Ama şunu da söylemek lazım, KPMG'nin bu konuda bir araştırması var, Fintech 100 diye. Ve biz bu araştırmada, her sene yapıyoruz bu araştırmayı ve dünyadaki ilk 100 finansal teknoloji şirketini seçiyoruz. Bu seçimi yaparken de kriterimiz aslında iş ihtiyaçlarıyla teknolojiyi arasında en güzel köprüyü kurmayı başarmış fintechleri seçebilmek. Güzel olan şey, bu kadar yeni bir alandan bahsediyoruz Türkiye'de. Belki de 5 senelik geçmişi olan bir sektörden bahsediyoruz. Ama biz 2019 senesinde Fintech 100'e 2 tane Türkiye'den şirket sokmayı başardık. 2017'de bir şirket, 2016'da gene bir tane Fintech şirketi dünyadaki ilk 100 Fintech şirketin arasına girdi. Bu alanda belki oyuna geç girdik ve halen ufağız, hani bebek adımları atıyoruz diyebiliriz, ama kesinlikle fark yaratacak finansal teknolojiler şirketlerini de listelere sokmayı başardık. Bütün soktuğumuz şirketler, yani bu listeye soktuğumuz şirketlerin ödeme hizmetleri alanında olduğunu görüyorum ben. Bunun nedenini biraz düşündüğümüzde, bu da bende şunu fikri yaratıyor. Çünkü 2015 senesinde BDDK bu alanı regüle etti. Bir regülasyon çıkarttı, altında ikinci düzenlemeleri çıkarttı ve bu alanda yatırım yapmak isteyen oyunculara, yatırımcılara dedi ki, ben bu alanı regüle ettim, dünya standartlarını buraya getirdim, güvenliğini kontrol altına alıyorum, evet, müşterilerin sıkıntılarını kontrol altına alıyorum. Dolayısıyla burası güvenli bir alan dedi ve ondan sonra da biz ödeme hizmetlerinin büyüdüğünü gördük. Dolayısıyla en önemli şey sanırım regülasyonlara, dünyadaki regülasyonlara yatırım yapmak diyebiliriz. Peki Sinem Hanım, çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Fintiyar Açık Bankacılık ve Fintech Çalışma Grubu Başkanı Sinem Cantürk bizlerle birlikteydi efendim. Teknoloji ve finansı burada noktalayalım. Tekrar görüşmek üzere.